Yani Türkiye'de hukuk tabii öylesine, yani hukuk olmaktan çıkarılmış ve bir siyasi iradeye, hatta siyasi iradenin en tepesindeki kişiye teslim edilmiş durumda ki bu, yani bir gün siyasal iktidar değiştiğinde ters bir şekilde başka hukuksuzluklar işletilerek Türkiye'nin nereye götürülebileceğini düşünemiyorum bile. Önce onu söylemek istiyorum. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Metin Çiviler Anadolu Lisesi'nin müdürü Ramazan Erdoğdu mesai saati içerisinde okul meclisinde uyurken fotoğrafını çekmişler. Bu fotoğrafı da yayınlamışlar. Vay sen misin çeken diye çekenler hakkında soruşturma başlatmışlar. O mesai saatinde uyuyan müdür için değil. Dilerseniz hukukla ilgili değerlendirmenize bir katkı sağlayayım. Biliyorsunuz ben Ergenekon davasında yargılandım. Ömür boyu ağır hapis ve ek olarak 15 yıl ağır hapisle yargılandım. Hükümeti yıkmaya teşebbüs suçuyla yargılandım ve 12 sene sürgünde yaşadım. Bu esnada her iki ülkenin, yani İngiltere'nin ve Türkiye'nin hukuk düzenini mukayese etme fırsatım oldu. Açıkça şunu söyleyeyim. Eskiden bir ülkeyi ayakta tutacak temel dinamikler ne diye sorarsanız bir sürü şey sayardım size. Dış politika derdim, askeri güç derdim, zenginlik derdim, her şeyi sayardım. Ama bu tecrübelerin ardından şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bir toplumu, bir ülkeyi var edecek, onu geleceğe güvenle taşıyacak tek şey, tek temel unsur hukuktur. Adaletle çalışan, adaletle yönetilen bir düzendir. Ben bu ülkede bir cezaevi hayatım oldu. Türk hükümetinin zamanında yaptığı baskılar sebebiyle Türkiye'ye iade edilmek üzere bir süre cezaevinde kaldım. Çok zor şartlar altında yaşadım. Ve buradan, cezaevinden, buranın, yani İngiltere'nin zamanın İçişleri Bakanı ve daha sonra Başbakan olmuş Theresa May'i mahkemeye vererek, ona karşı mahkemeyi kazanarak özgürlüğüme kavuştum. Ve burada oturum hakkı aldım. Dolayısıyla hukuk bir ülkede güçlüyse sistemler doğru çalışır, rasyonel çalışır ve toplum arasında herhangi bir problem yaşanmaz. Türkiye'de maalesef şu anda hukuk büyük ölçüde örselenmiş ve güvenini kaybetmiş durumda. Yanlış anlamadım değil mi Sayın Hocam? İngiltere'de İçişleri Bakanı hakkında bir sayı kazandınız. Evet, zamanın İçişleri Bakanı ve bu hanım daha sonra Başbakan oldu ülkede bir süre sonra. Onu ben bir yabancı olarak, bu ülkede hiçbir geçmişi olmayan, hiçbir nüfuzu olmayan, parası olmayan, siyasi arka planı olmayan, Tutuklanmış. hiç kimsesi olmayan biri olarak mahkemeye verdim ve ona karşı bu mahkemeyi kazanarak bu ülkede oturmak kaldı. Yani şöyle düşünüyorum, yani bu ülkede bir göçmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dava açacak ve kazanacak. Sonra o Süleyman Soylu başbakan olacak. O göçmen de bu ülkede yaşamaya devam edecek. Yani tabii neresinden bakarsanız ciddi bir sıkıntı Türkiye'deki hukuk düzeni. Devletin en altından en üstüne kadar herkes bu düzenle ilgili şikayetlerini söylüyor. Zamanında Cumhurbaşkanlığı yapmış Sayın Sezer, Sayın Abdullah Gül şikayetlerini ifade ediyor. Hala partiyle bağı kopmamış olan Sayın Bülent Arınç adaletten bahsediyor. Ayetlerle, hadislerle topluma adaletle hükmetmenin önemine dair mesajlar veriyor. Öte yandan dünya kadar içeride insan var, haksız, suçsuz belki de. Doğru düzgün yargılanması yapılmamış, yargısız infazlara uğramış Türkiye'de on binler var, belki yüz binler var. Ve maalesef Türkiye hukuka karşı büyük ölçüde güvenini kaybetmiş durumda. Bu itibarla tekrar sorunuza dönecek olursak, hukukun olmadığı hiçbir toplum, hiçbir ülke geleceğe güvenle ve huzurla yürüyemez. Şimdi fotoğraftan bir örnek vereyim. Dilerseniz böyle bir fotoğraf İngiltere'de olsa bunun karşılığı ne olurdu? Buradan bir örnek vereyim. Aslında her iki tarafın yaptığı da suç. Yani görev esnasında bu vaziyette uyuyor olması yanlış. Ama bu kişinin izinsiz Özel fotoğrafının hayatına girişi çekilerek de paylaşılması da etik olarak ve doğru hukuki değil. olarak yanlış. Bana göre her iki tutumda hatalı.